Arkadaşlar merhaba. Bugün çift evrim turnuvasını oynuyoruz. Ben video dışındayken 48. sıraya kadar yerleştim. 23 galibiyetliyiz. Bu desteğiyle oynadım. 15. galibiyetten sonra buna geçtim. Bakayım dedim en iyi desteler hangisi diye. Bu deste fena değil. Şu an içinde çok oynanıyor. İlk 50'de olduğumuz için de isteyen izleyebilecek şimdi. Zaten gelmeye başladılar. Okşuları atarak da başlayalım. Bu sefer de erkenden video atmaya çalışacağım. Çünkü geç atınca da çoğu kişinin hakkı kalmıyor. En azından desteleri falan göstereyim. Bu balon destesi zaten daha önce de metaydı. Şu anki turnuvada da iyi gidiyor. Şu muhafızları döndürelim. Bir sonraki evrimli gelsin. Rakiplerin destesi de büyük ihtimalle güzel olacak. Çünkü bu galibiyete geldilerse iş yapıyordur demektir. İsteyenler rakiplerin destelerini de alabilir. Şöyle kar topunu attım. Muhafızlar temizler. Tamam, daha fazla bir şey atmaya gerek yok. Dev Goblin geliyor soldan. Sağ taraftan Prens bir kere vurdu. Çok önemli değil. Şimdi soldan sağlam geleceği için diyecektim. Muhafızları da çıkardık. İyi olmadı bu. Kıvılcım oynayana pek denk gelmemiştim. Ama bu destenin aslında biraz zayıf noktası kıvılcım. Şu yarasaları oklarla değil de okçularla keselim. Bir de balıkçı atalım şu kıvılcımı durdurmak için. Kuleye de vuracak o. Bir de kasırgası varmış. Hiç kasırga da beklemiyordum. Kıvılcım da beklemiyordum. Kötü yakalandık. Videonun yine ilk maçından vereceğiz gibi duruyor maç ama yine bir şansımız var. 500'e kadar indirdi. Kasırgası varsa büyük ihtimalle büyük büyüsü yoktur. Balıkçı da sağ tarafa ufak dokunuşlar yaptı da yediğimiz hasar karşısında bayağı az vurduk. Şimdi ne yapacak? Şöyle bir balonla bir agresif atağa kalkalım. Kartopunu da attım. Balon vursun diye bayağı bir iksir harcadım. Evrimli yarısları dönmüş. Şu okçularla temizleyelim. Evrimli okçuları döndürdük. Sol tarafı da vermek istemiyorum aslında. Çünkü kuleyi salmadı bize. Biraz daha bir şey atsın oraya. Ne olur ne olmaz yani. Zaten atağa kalkamazdık. Okları varmış. Canlı olarak da şu an 1300 kişi falan bu maçı seyrediyor. Buradan geri dönüş yaparsak efsane olur. Şimdi iksirimiz oldu. Soldan küçük prens. Çünkü kılıcım atabilir diye muhafıza. Muhafızları atmayacağım. Sağ tarafı bir şekilde zaten savunuruz. İlk önce bizim bir kule almamız lazım. Çok tehlikeli bir pozisyondayız. Özelliğini de bastım küçük prens öne geçmesin diye. Güzel çekti diğer taraf oduncuyu. Kasırgayla ana kuleyi açması da zor. Artık çekilmiyor öyle kolay kolay. Güzel. Balon bir tane daha vur be. Okları geldi. Sağdan da sağlam hasar yedik ama muhafızları doğru zamanda attık. Sol tarafı aldık aldık. Okları atsa bile şu an sol tarafa almıyor. 111 vuruyor. Ne varsa atacağım. Köprüden basıyorum. Küçük prensi de attım. Yine çekemedi ana kuleye. Efsane döndük. Okları da atalım. Az canlı kuleyi de vermedik. Böyle büyük büyüsü olmayınca rakiplerin bayağı uğraştırıyor. O yüzden hemen kuleyi de vermeyin rakipte büyük büyü yoksa. O kadar öndeyken maçı satmak da bayağı koyuyor insana. Bakalım 24 galibiyete de geldik. Sıralamamızda 31. İkinci maça da geçelim. Hemen de rakibi bulduk. Umarım snipe yememişizdir. İlk 50'de olduğumuz için rakipler snipe atabiliyor. Bakalım yenebilecek miyiz? Şimdi işimiz daha da zor. Şöyle kar topu atalım. Fişekçisi varmış. Hemen bir de oklar. Güzel attık okları. İskeletler de öldü. Ana kuleyi de açıyoruz erkenden. Biniciye karşı şansımız yüksek. Büyük ihtimalle bomba kuleli oynuyordur. Ki Tesla'lı oynarsa muhafızlar çalışır bu sefer de. Şöyle en önden çıkalım. Bu hareket bile rakibi zorlar bayağı. Balıkçı çeksin. Güçlü madenci okçular çalışacak. Buzuru yüzünden talihsiz öldü okçular. Neyse çok önemli değil. Şimdi bir binici gelebilir fişekçinin önüne. O yüzden oduncu artık kar topu yapmamız lazım. Şöyle oduncuyu attım. Balonu da atacağım. Öfkeyle birlikte hızlansın. Bina kartını da görelim. Gerçi öfkeye çok geç girdi. Ölüm hasarı vursa yeter. Bu eşleşmede daha rahat kafamız. Bomba kulesi olduğu için bir fişekçi öldürmemiz lazım. Tabii bina kartıyla vakit kazanabiliyor da muhafızlar bomba kulesini kırabilir kolayca.
2x'deyken kartları toplayabiliriz. Şimdi biraz daha defansif oynayalım. Şöyle küçük prensi soldan attım. Bence o şu an içinde oyunda büyük eksiler var. Şimdi iki tane evrimi kullanıyoruz. İyi hoş da. Onları saymak da bir dert. Şimdi evrimli fişekçisi döndü. İki döngü de dönüyor. Bence hepsinin bir artı döngü olmalı yani böyle artacaksa. Evrimli iskeletleri mi sayacağız? Evrimli fişekçiyi mi de? Harbiden sıkıntı. Tabii onu saymak da bir meziyet de. Şu balonu atıyorum balıkçıya vurmasın. Balıkçıya vurduğunda çünkü kuleye de vuracaktı. Hem de bir şey atması lazım ona. Sağdan da gelecek. Bir de okları atalım. Tamam güzel. Biz yakalarız. Şimdiki atakta. Güzelce toplayalım. Hem evrimli muhafızlar döndü hem evrimli okçular. Dediğime de bence birçok kişi şu an katılıyordur. Tüm evrimlere en azından artı bir gelirse iyi olur gibi. Ya da tüm evrimlerin gücü bayağı bir azaltılsın. Çünkü 8 tane ileride evrimle oynayacağız. Hepsi güçlü olursa garip şeyler döner. Şimdi sağdan evrimli iskeletler ölür. Muhafızlar uzaktan vuruyor ya. Tamam güzel. Bayağı bir zor durumda şu an. Kar topunu da atabiliriz. Okları atıp fişekçi de ortadan kalktı. Rahat aldık sağ tarafı. Yani ona hiçbir şey yapamaz. İyi oyunlu. Rakip belki evrimli iskeletleri daha iyi kullanabilirdi. Nasıl daha iyi kullanabilirdi? Önüne bir güçlü madenci atsa ya da buz ruhu falan. Evrimli iskeletlere kartopu atmak zorunda kalırdım. Bu sefer de evrimli fişekçi ölmezdi. Güzel kazandık. Evrimler arttıkça DS'deki kullanma sayısı da artıyor. Belki ileride en fazla 4 tane kullanabiliriz de onu bilmek de zor. 19. sıradayız. Şimdi bakalım ne kadar sürede bulacağız rakibi. Çok tehlikeli. Bu son maç olsun çünkü dediğim gibi böyle devam edersek hızlı hızlı girmeye. Rakipler de anti DS'leri alıp öyle girer. Onu yapanları da snipe atmış diyoruz. Son rakibi de bulduk bakalım ne oynuyor. Bekleyelim biraz. Bir de maçın başında rakibin DS'sini bilmiyoruz. O yüzden hangi kartı çıkarıp çıkarmayacağımız da genelde biraz şansa kalıyor. Elektro Age'leri var. Golem DS'si olabilir. Havaya vuran iki tane kartını da elinden çıkardı. Balon atılabilir de riske girmek istemiyorum. Bu yüzden sırf kaybetmeyelim maçı. Belki minyon sürüsü falan da vardır. Tamam rakip atağa geldi. Bizim için daha iyi oldu. Rahatça savunuruz. Kartopu da atalım. Tamam balon vurmadı. Balıkçıyı da atmak istemiyorum. Klasik aslında oduncu balon oynuyor. Muhafızları döndürdük evrimlisini. Büyük ihtimalle atıcısı var. Balıkçıyı da atıcıyı çekmek için kullanırız. İlk önce bir muhafızları atalım da. Elektro Age'leri yine elinden çıkardı. Havaya vuran çok kartı yok. Bir okçular var. Ona da oklar atarız. Balonu atalım. Klasik oduncu balon DS'si. DS'sini çözdükten sonra rahatça attım balonu. Ne yapacak? Kasırga atar da yine dediğim gibi ana kuleye çekmesi zor. Balonu da saldı. Kule takası yapacak herhalde. Bu kadar kolay vermesi garip. Evrimli okçuları döndürdükten sonra elektro ejderi atsa yine de bir anlam verirdim de böyle çok rahat oldu. Çünkü oklar da tek atmıyor evrimli okçulara. O yüzden balonumuz bu kadar vuramazdı. Tamam şimdi iyi bir savunma yapalım. Dondurması var. Okçuları önden atıyorum. Bir de kartopu atsak yeterli olur. Dondurmayı da kullanamadı. Güzel attık okçuları. Arkadan bir küçük prens atalım. Muhafızları atarsak kartları hemen toplar. Rakipte atıcı, elektro ejder falan varsa muhafız atılmaz bu durumda. Evrimli okçuları döndürdük. Sağ tarafı almak için de bir oklar, bir kartopu atmamız lazım. Hatta okları atalım şimdi evrimli okçusuna. Prensi yaşatsak. Gerçi elektro ejder vuracak. Hemen keselim balonu. Kasırgayı da kötü attı. Aslında daha iyi atsa yakalayabilirdi balonla. Rakibin kullandığı bu klasik oduncu balon DS'si bile çalışıyormuş. Almak isteyen alsın da şeyi anlamadım. Bir evrimli okçuyu gördük biz. Diğer evrim neydi ki? Yoktu galiba. Şöyle biz de emoji atalım. Emoji atan olunca ben de atıyorum. Bir evrimle de yine iyi gelmiş bu galibiyete. Bir düşündüm de yok yani alınmaz bir evrim almaya gerek yok iki tane alabilirken.
Dünyada da 10. sıraya gelmişiz. Güzel maçlar döndü. Uzatmalara gitmedi. O yüzden video kısa olmuş olabilir. Ama amacım böyle destleri göstermekti. Rakiplerin destesini de dediğim gibi dilerseniz alabilirsiniz. İki maça daha girsek yine birinci olamıyoruz. İyi bir derecede yapmak istiyorsanız ilk 50'deyseniz hızlı hızlı girmeyin. Onun da bilgisini vereyim. Ben en azından hızlıca destleri göstermiş oldum. Bu desteği de alabilirsiniz. Şöyle diğer desteği de tekrardan göstereyim. Şu kılıcım destesi de bayağı güçlüydü. Hata yapmasa rakip muhtemelen kaybederdik. Onu da alabilirsiniz. Videoda buraya kadar da umarım hoşunuza gitmiştir. 100.000 abone olmama da az kaldı. Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.